Yine geliyoruz programından. Merhabalar değerli izleyenler. Bugün de Akçadağ ilçemize bağlı Bahri Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? İlk dönemimiz abla. Bu dönem Bahri'nin ilk dönem muhtarıyım. Burada Bahri Mahallemiz eski belde olan bir yer. Nüfusumuz kaç? Nüfusumuz 3000'e yakın nüfusumuz var. 5 köyde birleşip belediyelik olup büyükşehir yasasıyla yeniden mahalle olduğundan dolayı 5 mahalle tek muhtarlık. Yaklaşık 3000 nüfusumuz var, 1000 hanemiz var. Depremden sonra arttı mı nüfusumuz? Evet, Malatya'da göç aldık. Yaklaşık şimdi bahçesinde konteyner bırakanlar ve birer göz evini yapanlar. Nüfusumuz diyebilirim bir 5000'e kadar çıktı. Şu an gerçekten köyümüzde yaklaşık deprem esnasında 430 tane ağır hasarlımız var. Yıkılan evlerimiz. Bir kısmı kalktı, bir kısmı, bunlar hepsi yıkılacak. Peki muhtarım, gezelim dilerseniz. Evet, şöyle biraz yürüyelim. Burası iki katlı, 4 tane ev vardı. Burası kalktı, burada ev vardı, kalktı. Hepsi yıkıldı değil mi? Evet, bu da ağır hasarlı. Bak, görebilirsiniz, kolonların dibi boşa çıkmış. Ne zaman yıkılacak burası muhtarım? Çalışmalar hemen az ileride devam ediyor. Bir önünde kalkıyor. Camimiz yıkıldı. Belediye binamız, muhtarlığımız, bunlar hepsi yıkılacak. Burada kalan... Çekeceğim. Şimdi burada... İnşaat şeyi olduğu için çalışmalarda gerçekten, yani bu yollarımız bozuldu biraz. Evet. Sıkıntı yaşadığımız yerler çok. Muhtarım, şu an sağ tarafımızda yıkılan, evet, bir binanın olduğunu vardı. Görüyoruz. Burası yıkılacak, şu bina da yıkılacak. Ama enkazı hala kalkmamış muhtarım. Kalkmadı. Daha işte çalışmalar devam ediyor. Burada kalan bir tek bu evimiz var, bu Kadir abinin evi. Evet. Diğer evlerimiz burada yukarıya kadar hepsi yıkıldı. Yaklaşık, yani diyebilirim, camimiz, bak, minaremiz yıkıldı. Burada, yani yıkılmayan ev eski Bahri merkezde %50'si kaldı. Ya, yıkılmayanlar da doğru söylüyor. Peki biraz vatandaşımızla konuşalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Önce sizi tanıyalım. He, ben Kadir Dumrul. Doğma büyüme buralı mısınız? Buralıyım ben. Evim de bu. Peki eviniz ne durumda? Evim arka taraflar yıkıldı. Ön taraf sağlam, bir şey yok. Tek katlı, sağlam ev var. Sağlam. Peki neler söylersiniz depremden sonra, neler depremden yaşadınız? Sonra ben bu şirkette şikayetçiyim zaten. Bak, yıkım firmasından mı? Mikserler, bak. Beton dökülüyor. Geliyor, mikserler çok dolduruyor. Burada beton akıyor. Evet. Harç aşağı doğru akıyor. Bu sefer burada geliler, toz dumanı görüyor. İşte burada kamyonlar çıkıyor. Bak hele evimin halına. Evet, biz bak, de bir 5 dakika halına kadar burada bekledik muhtarımızı. Evet. Bayağı bir toz toprak oluyor bak, araçlar şurada, geçtikçe. Bak, sen de şu aşağı toz dumanı görüyor. Allah'a yalvarır ki yağmur yağa. Gelip bir saat sürmüyor, geride aynı oldu. Ya yani yıkamıyorlar, yıkamıyorlar. Yıkansa da Kadir abi. Yıkamıyor. Yani bak, şu rampanın halini görüyorsun. Bak şu harçlarda. Şimdi şunu diyeyim. Yani yapılan bazı yerde iş yapak derken tabii ki vatandaşlar da rahatsız ediliyor mu? Ediliyor. Toz ama toprak çok sıkıntı muhtarım. Yani bunu her yerde var. Bir bizim ya, burada değil. Ben, merkeze git Kadir abi. Malatya merkezde aynı. Aynısı olabilirsin. Ama bugün daha dikkatli davranılabilir tabii ki. 10 gündür gelip su dökmüyor. Yok, geliyor ya. Nereye geliyor? Geldi, sabahleyin suladılar. Yani. Nereyi sulamış? Şurada. Bak, suladılar. Ha, nereyi sulamış şurada? Kadir abi bak, hemen şuranın yaş daha duruyor. Tamam da neresini sulamış? Vallahi bir saatin içinde geri çekiliyor. Ya tamam da kardeşim, su tankerini şuraya koy, 2 saatte bir akıdır. 30 metre yer. Şu an yıkımlar devam ediyor. Sizin de karşınızdaki binalar yıkılacak. Yani böyle görmek size ne hissettiriyor? Ya bir şey hissettiğim yok. Yıkım yapıyor, yıkıma su sıkmıyorlar. Toz, duman, her maalesef şey. Maalesef ciddi bir su sıkıntısı anladım var Malatya genelinde. Şu binayı yıkıyor, getirip de bir su sıkıp da beraber yıkmıyorlar. Geliyor, vuruyor, yıkıyor, toz, duman, her yer birbirine giriyor, ondan sonra çekiyor gidiyor. Firmalardan şikayetçisiniz. Aynen, baksana kaç aydır, bir ay olmuş orayı yıkmış, öyle bırakmış gitmiyor. 3 aydırlığı, adam bir müteahhitin birine verdiler. Muhtarım, ne olacak peki? Bunu şimdi değişik bir müteahhite verecekler. Şimdiki verdikleri müteahhitimiz sağ olsun. Aşağıda çalışma var, devam ediyor. Kaç tane firma değişti burada? 2 firma değişti. Önceki gelen firmada... Yok, teşekkür ederim. Vallahi bir şey değil, sağ olasın. Vallahi geldim. Teşekkür ederim Kadir abi. Şimdi muhtarım, 2 tane firmanın değiştiğini söylüyorsunuz. Son gelen o Bozkurtlar diye bir firma. Vallahi sağ olun, teşekkür ederim Kadir abi. Sağ ol Kadir abi. Buradaki ilk yıkım olan alan firma... 80-100 tane evimizi yıktı, 3 aydırlı gelip kaldırmadı. Ondan dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Şöyle görelim muhtarım, şöyle yürüyelim. Tabii ki, tamam, şöyle yürüyelim. Muhtarım, Malatya genelinde enkaz kaldırma anlamında ciddi sıkıntılar var. Bu da sizin mahallede de mevcut maalesef ki. Peki ne zaman kaldırılacağı söyleniyor? Şu an kalkıyor. Yeni firma bu enkazları da mı kaldıracak? Şimdi yıkılmayan, ayakta olup da yıktıklarını birer birer yıkıp kaldırıyor.
Burası da bizim konteyner çarşımız. Muhtarım önce böyle değildi tabii, daha önce gelip tabii, görme fırsatı bulmuştuk. Depremden sonra konteynerler kuruldu. Tabii konteyner kent kuruldu. Esnaflarımıza konteynerler verildi. Amca şöyle gelin konuşalım. Sakin olun. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben bu Çatıyor köye Bahri. Bahri esnaflarında Kasım Barlak. Burada bakkal işletiyorsunuz. Bakkal işletiyorum. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? 74'te bu yana. 74'ten beri burada esnafsınız. Evet. Niye bu kadar sinirlisiniz amcacığım? Biraz dinleyelim sizi. Yıktılar bizi. Beni getirdi, yolun içine koydu. 2 metre geriye çektiremedik. Konteyneri biraz konteyner. Öne çektiği için sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii yolun ortasında araba durmuyor, bir şey etmiyor. 20 metre konteyner. Sebze mi koyayım, inşaat malzemesi mi koyayım? Yetersiz geliyor tabii ki. Hem bir yetersiz ya. Peki önceki dükkanınız nasıldı? Burada mıydı yine? Önce 2 tane dükkanım vardı arkada. Düştü, minare düştü, yıkıldı. Zararınız var mı peki? Zararımız gitti her şeyimiz. Malımız talan oldu, götürdüler. Ne bileyim artık. Kimler götürdü? Kim götürecek? 3 gün, 1 hafta açık kaldı. Açık kalan götürdü, kim götürdü? Hırsızlar mı götürdü yani? Ya hırsız hırsız işte, neyse talan oldu gitti yani. Şimdi bu herkeste mevcut, bir benden değil yani. Herkeste mevcut, Malatya esnafının tümünde mevcut. Ama devlet verecek dedi ama bir şey vermedi. Eviniz ne durumda peki? Evim yıkık. Ev yok. Nerede kalıyorsunuz? Çadırda. Konteyner yok. Çadırdan kalıyorum. Çadırda yaşıyorum. Konteyner niye vermediler? Vermiyorlar. Ne bileyim, vermiyor işte. Yani kiracı olduğunuz için mi? Hak sahibi olmadığınız için mi? Şimdi benim evimin yanına, oğlumun evinin yanına eşyalarımızı koyduk. Mecburen oradan kalmak mecburiyetindeyiz. Ama oraya konteyner vermediler. Başvuru yaptınız mı peki? Yapmadım, yok. Yap, vermiyor dediler, vermediler. Peki, çok teşekkür ederiz. Tamam. Kolay gelsin, sağ olun. Muhtarım şöyle devam edelim. Burada da fırınımız var yine, kasabımız var. Burası fırınımız. Adam kendi imkanlarıyla burada fırınımızı yaptı. Sağ olsun köye ekmek konusunda her gün sıcak pidemiz çıkıyor. Yani inan köyün ihtiyaçları %80 yapıldı. Merhabalar, kolay gelsin. Bu da esnafımız, Alseyd abimiz. Sağ olsun köyümüzün yani burada bir köye değil, 5-6 köye hitap eden bir yer. Evet. Merkezi bayağı büyük bir mahalle. Eski bir mahallemiz, belde yani, büyükşehir şeyine düşen bir yer. Sağ olsun bunlar da eline geleni yaptılar. Bak kendi imkanlarıyla bunu yaptı. Yani fırını millet perişan etmemek için eline gelen her şeyi yaptılar. Ha tabii ki eksiklerimiz var mı? Var. Ama peki sizinle yani konuşmak istiyorum aslında da, nasıl geleceğim? Şöyle dönüp geleyim dilerseniz. Biraz esnafımıza da mikrofon uzatmak istiyorum. Çünkü muhtarım buraya evet vatandaş, esnaflar kendi imkanlarıyla yer yapmışlar ama sağa solu da açık, önümüz kış. Yani biraz sizinle konuşmak istiyorum açıkçası. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ali Seydi. Burada yaşıyorsunuz. 14-15 yıldır buradayım. Esnafım burada yani. İş yeriniz yıkıldı mı deprem evet. felaketinde? Evet, yıkıldı. Şu an burayı kendi imkanlarınızla yaptınız galiba. Peki nasıl, yani işler nasıl? Şu an bu ortamda çalışmak zor olmuyor mu? Neler söylersiniz? Eksiğimiz çok. Dükkanı daha tamamlayamadık. İnşaat yani daha. Ama inşaat olmasına rağmen açtık yani. Kimse mağdur olmasın. İşte daha sıvasıydı, tavandı, dabandı, yapılmadı yani daha. Daha sol tarafın da açık olduğunu görüyoruz. Önümüzde kış, bayağı sıkıntı yaşarsınız. Evet. Ya burası kapanıyor, burası sıkıntı değil. Daha üst tavanı, ters tavanıydı falan. Yani daha iş çok. Peki bir destek görebildiniz mi? Bir destekimiz, herhangi bir destek, alınmadı. Destek olarak alınmadı. Şeyi gönderdi. Evet. Bunu Kaymakam Bey'in kanalıyla bir hayır sahibi Hubeybe mi? İnsani Yardım Derneği'ne gönderdi. Diğer konularda da biz inan ki kendi imkanlarıyla, bizim yardımlarımızla, yani imkanlarımız dahilinde yardımcı olduk. Şu ekmeğimiz çıksın, köyümüz perişan olmasın diye. Diğer konuda da konteynerlerimiz var, yerleştirdik. Birer konteynere sığmıyoruz diyorlar ya. Biz eskide 200 metrekare eve sığmıyorduk. Şimdi bir konteynere sığıyoruz. Tabii ki fedakarlık göstereceğiz. Esnaflarımız da biraz anlayış gösterecek. Vatandaşlarımız da anlayış gösterecek. Şimdi biz hepsini devlette beklersek hiçbir yere varamayız. Devletimiz eline geleni yapıyor. Konteyner kentimizi kurdu. Evlerimiz yapılıyor. Enkazlarımız kalkıyor. Yani bizim şu an hiçbir şeyimiz yürümüyor diyemeyiz.
güzel gidiyor. Yani peyderpey devam ediyor. O zaman şöyle mahallede gezmeye devam edelim muhtarım. Kolay gelsin size de. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun muhtarım, sen nasılsın? Şöyle devam edelim muhtarım. Murat, o tarafa gidersen. Benim motora bir üç kez şey, o şapkımı dağıt ya. Tamam. Şimdi geçer misin o tarafa? Yok ben geçemeyeceğim. Al al. Muhtarım devam edelim şöyle. Abla yani burada... Muhtarım ciddi anlamda vatandaşlar, esnaflar zorda, yani sıkıntıda. Zorda, sıkıntıda ama biz bunu sıkıntıda diye her şeyi biz devlette bekleyemeyiz. Hı hı. Devletimiz elinde gelen çabayı gösterdi. Biz 6-7 aydırlı yardım kuruluşları, belediyeler, kaymakamlık, muhtar olarak biz hepimiz eline geleni yaptık. Hı hı. Biraz deprem akşamını etmedi. Konuşalım mı muhtarım? Deprem, yıkımlar oldu. Kaç tane evimiz yıkıldı? 430 tane ağır hasarlı evimiz var. Yani o akşam tanesi, mı yıkıldı deprem yok, anında ilk deprem mı? Değil, ikinci deprem bizim burayı yıktı. Birinci depremde değil. İkinci gündüz olan depremde yaklaşık 100 tane evimiz yerle bir oldu. Yıkıldı. Peki bir can kaybımız var mı? Can kaybı 9 tane burada ölümümüz var. Başımız sağ olsun muhtarım. Sağ ol enişte. 9 tane can kaybımız var. Tabii ki yani o yıkılan evler. Bak burada mesela şimdi 2 katlı bir evimiz vardı. Kerpiç değil mi muhtarım buralar? Kalkıyor. Şu arkada bir 2 katlı evimiz var. Şimdi onunki kalkıyor. Yani biz burada şimdi yapılan şeyleri inkar etmenin bir anlamı yok. Devletimiz de Allah 1000 sefer razı olsun. Sen enkazını kaldırıyor. Hane başı 10 bin verdi, 15 bin verdi. Konteyner vermedi diyenler var ya, kira yardım alıyor. Ayda 5 bin lira. Yani insanlarımıza bütün her şeyi seferber oldu. Kimse inkar edemez. Şu yapılan iş, bak şurada 2 katlı bir ev vardı. Yıkıldı. Şurada onun o kepçenin durduğu yerde de 2 katlı bir ev var. Şimdi kalkıyor. Bu vatandaşların hepsi konteyner kentte yani mi kalıyor? Konteyner kentte, konteyner kentte olmayanlar kira yardımı alıp kendi imkanlarına birer göz evini yapanlar var. Yani kimse açıkta değil. Ha, açıkta oldu, varım diyenler de kira yardımı alıp konteynere gitmeyenler. Yani inanın şu an şu köyün genel görünümü, bak yeni yerleşim yerimiz şu Karşıtepe. Köyümüzün yapıldığı yer. Oraya, köy evleri yapıldı zaten. 177 tane evimiz 2 gün önce de muhtarım zaten gündeme gelmişti burada yapılan köy evleri. Tane, Malatya'da ilk başlatan muhtar benim. Temel tamamlandı mı peki? 60 tanesi bitti. Ne zaman teslim edilecek? Yılbaşına doğru bir 50-60 tanesini teslim edeceğiz. Karşıda yani yerimiz bak görünüyor bir ucu orada ta o tepede. Şuraya kadar gidiyor yani bu sırt köyü. Yüz ölçümü de gayet büyük yani çok buralar geniş, bayağı büyük geniş araziye sahip. Üzerinde. Bak şurada bir ev vardı yıkıldı, burada vardı yıkıldı, bak bu yıkıldı. Şu aşağıdaki, aha burada 2 katlı ev vardı yıkıldı. Şurada bir kişi, 2 kişi öldü, anne oğul. Şu enkazın olduğu yer var ya abla. Allah rahmet eylesin gerçekten. Orada bir annesine oğlu öldü. Yıkılanların hepsi kerpiç evler miydi? Kerpiç evler, %92 eski evler. Evet, evet, eski evler. Peki nasıl çıkardınız o vatandaşları? Ya, o herkes kendi imkanlarıyla çıkardı burada. Yani vatandaşlar bir araya gelip yaptı, öyle mi kurtardılar? İnsanlar birbirine yardımlaşarak çıkardı. Yani öyle bir şey... Devlet aynı anda yetişti. Kimse inkar edemez. Hı hı. O şey esnasında gerçekten biz burada devletimizin güçlü olduğunu hissettik. Biz her zaman devletimiz yanımızda. Ben muhtar olarak gittiğim her kurumda işimiz görülüyor. Şu an bu afetten dolayı belediye çalışıyor. Kaymakamımız, valilerimiz yani bakanımıza kadar ya 4 sefer 5 sefer bakan geldi buraya. Hı hı. Kültür Turizm Bakanımız da Allah 1000 sefer razı olsun. Mehmet Nur Ersoy buraya geldi. Bizi dinledi. Yani bizim sorunlarımızı dinledi. Bak burada mesela çadırda kalanlar var. Bunlar kira yardımı alıyorlar ve evleri de kendi evlerini yapıyorlar imkanlarıyla. Kendi yerlerine mi yapacaklar? Bahçelerine yapıyorlar. Peki muhtarım biraz yerinde dönüşüme dilerseniz değinelim. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor mu? %5 diyebilirim. Herkes toplanan istedi. Köy evlerini istediler. Evet 200 küsür tane talep formunu doldurdup alıp götürdüm. Bu 200'ün içinde 5 kişi yokturdu yerinde isteyen. Onların da imkanı onların var da zannediyorum yani ki. İmkanı olup yerinde isteyenler bazıları vardır. Diyor ki ben oraya hayvanım var gidemem. Hı hı. O konuda mesela şu ev yıkılacak. Şurada 2 katlı vardı. Evet yıkım kodu da verilmiş zaten da. Muhtarım. Bunlar işte önceki o müteahhitin pislikleri. Kaldırmadı. Burada geldi ilk etapta yıktı. Biz razı olmadık. Dedi ki yıktığını kaldır. Hı hı. Onun için bir sürü tantana ettik. İmza verdiniz mi muhtarım? İmza vermedim diye onun için bize olmadık hakaretlerde olmadık. Tartıştınız yani. Hı hı. Yani imza ver ki ben giden parayı alayım. Yıktım parayı alayım. Kalsın. Şurada 2 katlı ev. Bak burası. Şu an kaldırmadı. Bunu işte başka bir müteahhite verip kaldırılacak. Şurada mesela tek katlı bir ev yıkıldı. Genel hatlarıyla zaten kerpiç evler kerpiç yıkılanlar. Ev. Yıkılanın %90'ı kerpiç ev. Betonarme olup da yani 2 katlı olup da şey olanlar var. Geri dönebiliriz. O bir tarafa tamam, bakalım. Tamam, bizim dönelim. Şimdi konteyner şeye gitmek istersek
Bak ben ileride konteyner ederim. Kentimiz ileride. Evet, orada vatandaşlar evet, ikamet ediyorlar artık. Şöyle köyün içinde gezelim istiyorum. Biraz vatandaşlarla sizinle genel hatlarıyla konuşmak istiyorum. Köyün yani evet, kimse kalmadı. Şu an yani herkes bağ bahçesinin üstünde birer göz evini yapıp içinde kendi imkanlarıyla yani kışı geçirecek evler teslim edilene kadar birer ikişer göz ev yapma peşindeler ve yapıyorlar da. Devletimize ocağa yardım kadar peyderpey teslim edilecek değil mi muhtarım? İlk etapta bir 50-60 tanesini teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Ondan peki yeterli mi o kadar köy evi mahalleye? Şu an şeye göre bir rezerv alanımız var. Hak sahipliği kesinleşirse devam edecek. Şimdi bahsettiğimiz köy evlerinin olduğu alana sadece Bahri Mahallesi halkı mı yerleşecek yoksa mahallesi. Civar mahallelerde mi? Bahri Mahallesi. Sadece Bahri'deki bizim eski Pınarlı Ziyaret, Kırıkan, yani bu eski köy dediğimiz Fatih Yıldırım 5 köydü burası. Onların tamamının hak sahipliği zaten aşağılarda fazla yıkım yok. Bu dediğim 3 mahallemizde. Her köyde 10'ar 15'er tane evimiz ağır hasarlı yıkılan. Zaten görüyoruz ki hep kerpiç eski evlerin evet, yıkıldığına şahitlik ediyoruz. Diyebilirim. Burada aşağıda yani hepsi buralar evdi. Hepsi yıkıldı kalktı. Şimdi bir işte bunlar da kalkıyor. Ekip çalışıyor. Yani harfiyat şeyinde bu Bozkurtlar firması sağ olsun çok güzel çalışıyor. Biz de memnun etti. Yani bizi kimse üzmedi. Ondan dolayı yani teşekkür ediyoruz kendisine. Peki sulama yapılıyor mu muhtarım? Vatandaş çok şikayetçi bu durumdan. Biraz dile getirelim. Gerçekten önemli bir konu aslında. Sulama yapılmıyor değil. Yapılıyor ama şura bak sulanmış mı? Yetersiz geliyor aslında biraz. Ne kuruyor abla? Güneşte. Yani tabii ki vatandaş diyor ki aynı anda peşe sulama gelsin. Sulama günlük 2-3 sefer geliyor. Şirketimizde bir iş yaparken bir yere zarar vermek var mı? Var. Maalesef muhtarım bunu çok kez gündeme de getiriyoruz yani, aslında. Bir şey yok. Bir yer şimdi inşaat alanı olduğu için kamyonlar ağır tonajlı geliyor mu? Geliyor. Eskide şu yolda 5 kamyon geçse şimdi 500 tane geçiyor. Enkaz çalışmaları, kaldırma çalışmaları devam ediyor. İnşaat yapımı bir yanda, köylülerin kendilerinin yaptığı bir yanda. Yani şu an köy şantiye halinde. Herkesin yani imkanı dahilinde yapmaya çalışıyor. Peki ne kadar bir yıkım kaldı muhtar mahallede? Yaklaşık bizim şu an 60-70 tane bu firmanın kaldıracağı evimiz kaldı. Diğer bir 80 tane de önceki firmanın bıraktığı enkazını kaldırma kaldı. O alındı kaldı. Zaten muhtarım hep bu enkaz aslında toz toprak oluşturuyor. Bunlar da kaldırılırsa mahalle biraz daha temizlenir. Rahatlar yani biz bunu biliyoruz, onlar da biliyor. Bir de insanlarımız da çok duyarsız, şoförlerimiz de. Adam şurada tam gaz basmış gidiyor. Yani yavaş gitse sıkıntı yok. Ama ne diyesin, herkes bunalımda diyelim, streste diyelim. Yani herkes kimseye bir şey söylenmiyor maalesef ki muhtarım. Şey herkesin psikolojisi bozuk. Hasarlıydı, geri... Adam itirazda bulundu, geri hasarsız da çıkarttı. Yıkımlı yaşıyorlar mı içinde? İçinde oturuyorlar, bir şey yok. Kolonlarda yok, duvar çatlakları var. Muhtarım nasıl oluyor peki? Ağır hasar, az hasara nasıl dönüyor? Ağır hasar değil. Şimdi ilk etapta yani kaba taslak bir ağır hasar verdiler herkesinle. Sonra, zaten genel anlamda ilk hasar tespit çalışmalarından yani çok kez şikayetçiler vatandaşlar. İlk etapta hasarsızda da hasarlı verdiler. Hasarlıya da hasarlı verdiler. Şimdi geriye millet itiraz etti. Geldi yine detaylı bir kontrol yaptılar. Evet. Ve hasarsıza çevrilen de oldu. Hasarlı devam eden de var. Vatandaş şikayet mi ediyor? Yani, mahkemeye mi başvuruyorlar? Önce itiraz süresini edenler etmeyenler mahkemeye veriyorlar. Şu kaç tane mahkemelik yer var burada? Yok, mahkemelik 3-5 kişi mesela. Şu adamlar itirazda bulundu. İtiraz gene kabul edilmedi. Ağır hasarlı. Sağ tarafımızda bulunan. 400 metrekare bir ev. Altlı üstlü. Yıkılacak. İyi zamanda sağlam yapmamış. Kolonları altı boş. Zaten ya kolonlarda da ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz muhtarım. Yani o konuda şimdi adam devletimizde diyor ki biz vatandaşın sağlığını şeyini. Efendim. Yemek var. Çok teşekkürler muhtarım. Aç değiliz. Teşekkürler. Vallahi şöyle biz mahalleyi bir gezelim. Genel hatlarıyla konuşalım. Muhtarım biraz elektrik konusuna aslında konuşmak elektrik istiyorum. Burada da büyük sıkıntılarımız var. Tamam onları elektrik da dile getirelim. Evet, önce bir esnafımıza bakalım. Gelir. Bu da bizim Halil amcamız. Merhabalar. Merhabalar. Konuşalım mı şöyle? Sigarayı söndürelim ama. Sigarayı söndürelim. Şöyle dışarı gelseniz aslında dışarıda ışık daha güzel. Orada konuşalım, biraz sohbet edelim. Sana soracağım, söyleyeceğim. Şöyle gelin. Yaşlı amca, sor ki bir de daha. Siz de gelin, sizi de alalım şöyle. Biraz vatandaşla konuşalım lütfen. Şöyle gelin. Halil amca da bizim buranın esnafı. Sağ olsun. Sizi tanıyalım. Ben Halil Uçar, Bahri'de.
Dolma büyüme buralı mısınız? Evet, evet. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz burada? Ben abla yeniyim ya. 2 sene falan oldu yani. Yeniyim ben de abla. Peki buraya konteyner kurdunuz. Evet. Burada faaliyet yürütüyorsunuz. Evet. İşler nasıl gidiyor? Allah'a şükür iyi, çok iyi. Başka da bir şey yok ama ya. Peki bir şikayetiniz var mı? Hayır, bir sıkıntınız var mı? Yok abi, hiçbir şikayetimiz yok. Mıhtarımız da Allah razı olsun. Mıhtarımız iyi. İlgileniyor yani. Başka da bir şey yok yani. Peki çok sizi iyi. Tanıyalım. Ben Yusuf Orhan Şıklarlıyım. Siz de doğma büyüme buralı mısınız? Yok, Şıklar köyü. Ben buraya şey alışveriş arkadaşlarınızın yanına geldiniz. Ziyarete geldim. Mıhtar da arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Var mı bir sıkıntınız, yok, bir sorununuz? Allah'a şükür. Devlet baba da, vatan da, vatandaş da, herkes de Allah razı olsun. Sizin eviniz ne durumda? Benim evim hafif şeydi. Yaşıyorsunuz, hasar. Evet. Yaşıyoruz. Bizim orada zaten bir kişi hayatını kaybetti depremde. Başını sağ olsun. Malatya'da oturuyordu. Köyde oturanlar da ağır hasarı çok yıktılar. Yerine de yapıyorlar. Tekrar bunlara da konteyner verildi. Elektrikleri bağlandı. Her imkanlar tanındı yani. Daha ne olsun. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi sağ olun. Allah'a emanet olun. Tamam, artık son. Muhtarım şöyle tamam, devam edelim. Esnafımızla da konuştuk. Yani esnaflarımızla da şimdi... Tabii ki her şey dört dörtlük değil ama yani biz şikayetçi olmayla, bağırıp çağırmayla bir çözüm olmaz. Biz şimdi her ne kadar olsa, bak şu da bizim köyümüzün gülüdür Emin abi. Peki abimiz. Konuşalım kendisiyle de konuşalım. Abi şöyle merhabalar. Nasılsın? Nasılsın? Bizle gene konuşmuştuk burada. Karşıda. Ne var ne yok? Evet, nasılsınız? Hamdolsun ana, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Emin Tatar. Bu mahallelisiniz, burada yaşıyorsunuz. Bahriyim. Biz karşıda oturuyoruz. Peki 6 Şubat depremiyle birlikte neler değişti hayatınızda? Biraz sizden dinleyelim. Ya hayat hiç değişmedi. Hayatta işte biraz bağlılık var. Başka bir şey yok. Eviniz ne durumda? Derede. Evimiz az hasarlı. Yaşıyorsunuz. Evet. 63 yaşında evim. Az hasarlı diye oturayım içinde. Sağlam mı peki? Ya vallahi sağlam olmuyor, oturayım. Sağlam müstakil mi? Kaç katlı eviniz? Tek. Müstakil. Kerpiç ev. Kerpiç ev. Aynı. Peki şikayetleriniz, sıkıntılarınız var mı? Yok, şikayetim şükür miktarımız var. Hiç bile bir şikayetimiz de yok. Yememizde, içmemizde hiçbir şey noksan kalmadı. Allah'ın keremine şükür. Allah devletimizin noksanlığını vermiyor yani. Biraz pahalılıktan yakınıyorsunuz. Yok, aynı işte, aynı. Ha. Bağlılık var. Genelde. Bu Türkiye genelde yani bizim suçumuz, şeyimiz yok. Alım gücünüz düştü mü peki? Ya ne alıp ne verecek ki zaten her şey bağlı. Güç değil de güç var mı? Malatya'nın bir gel git bir kayısı var. Başka kayısı da zaten 15 senedir tutmuyor. Siz de çiftçilik yapıyorsunuz. Aynı. Nasıl peki bu sene nasıldı kayısı? Yok kayısı yok. Bu sene yine yok. Ben hayvancılık yapıyorum. Bu arkadaşlar muhtarım gir kayısıcılık yapıyor. Büyükbaş hayvancılık mı, evet, küçükbaş mı? Büyükbaş. Peki neler yapıyorsunuz hayvancılıkta? Yani yok. Yem fiyatları nasıl? Ya fiyatlar bir çiftçi güzel, olarak. Ama yem şeyimiz bağlı. Çok bağlı. Evet. Yoksa ama şeyimiz çok güzel. Ne kadar alıyorsunuz bir torba yemi? 460-450. Geçen sene ne kadardı? Ya geçen sene ne? Bu sene arada 50-100 lira oynuyor. Aynı. Yoksa aynıydı. Yok. Kaç tane var hayvanınız? Var, 10-15 tane var. Var. Allah daha çok versin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Muhtarım hadi, devam bakalım, edelim şöyle. Muhtarım görüyoruz böyle çapa motorlarını. Aslında burada çiftçiliğin hala devam ettiğini, tarım, hayvancılığın devam ettiğini görüyoruz. Aynı anda. Tarım da devam ediyor, hayvancılık da devam ediyor. Peki biraz uzaklaşma oldu mu bu deprem süresince? Yoksa yani vatandaş daha mı çok tarıma yöneldi? Oldu, giden olmadı. Şu an il dışında olup da bizim köye göç eden, Malatya'da evleri ağır hasar gören çok, evet, insanlar var. Buraya geldiler kendi imkanlarıyla, bağında bahçesinde. Tabii merkeze de yakın aslında. Tabii, burası merkezi, bu mahallemiz. 30 kilometre. Burası mesela bizim minibüsçülerimize belediyemizin vermiş olduğu yazhane. Ya belediye büyük şehir. Konteyner, evet. Olsun. Yani şunları... 7 tane bize konteyner verdi. Tarım Kredi Kooperatifine verdi. Esnafların hepsine verdi. Ya her türlü imkan sağlandı. Yani inkarımız edenler nankörlük eder. Tabii şu an yine karşımızda görüyoruz enkazı, evet, kerpiç bir ev. Kerpiç ev işte o dediğim müteahhitin şeyi, yıktığı yerler. Böyle bir yaklaşık 70-80 tane var. Tam 3 ay oldu kaldırmadı. Muhtarım firmalar neden sıklıkla değişiyor ya, sizce? Değişmesi şu var. Verirken müteahhitlere bunlara bazı prosedürü uygulamıyorlar. Biz dedik ki biz imzalamayız. Mesela yıktın, kaldır imzalayak deyince az kaldıra bizi yiyeler. Ya şimdi bu şekil koydu gitti adam. Sen imzala ki ben gidem yıktım,
yıkım parasını alalım, kaldırmayı da yavaş yavaş kaldırırım. Acaba bir yaptırım uygulanacak mı onlar için? Tabii, eski firmalar yani eski böyle temiz iş yapmayanlar için. Eski firmalara valilik uygulanmış. Büyük cezalar yazmış. Kendi bazı mallarına el koymuş. Yani onu duyuyoruz, söylüyorlar. Ha biz burada devletimiz onun çaresini de bulur. Ona göre onları da yeniden müteahhitlerini değiştirir. Başkasına verir. Yani çözümü olur. Çözümsüz hiçbir şey yok. Buralar mesela hepsi iki katlı evlerdi. Burada en azından dört tane. Hepsi yıkılmış evet. Boş tarlaya dönmüş. Boş. Burada. Şu arkada iki katlıydı. Bir tane, iki. Yani orada 10 tane ev. Şurada Bahri merkezde diyebilirim 300 tane ev yıkıldı. Buranın %80'i yıkıldı. Kalan evler siz görüyorsunuz. Bak burada hiç sağlam ev yok. Burada tamamen... Beton evler duruyor aslında muhtarım. Genel anlamda kerpiç evlerin yıkıldığını görüyoruz. İki katlı bir ev var beton ev. Yeni yapılan evlerde. Bir de şu tek katlı kerpiçlerde de yıkılmayanlar var. O bizim yeniki Kadir abinin gördüğümüz gibi. Yani nasıl diyeyim? Yüksek katlıların kerpiçlerde iki katlar dayanmadı. Hepsi patladı. Bir dayanağı yok. Vefat edenlerin hepsi müstakil kerpiç evet, evler miydi vatandaş? Evet, vefat ettiler. İki katlılarda genelde iki katlılarda vefat ettiler. Yani tek katlılarda öyle çöken olmadı. Evet. Bunlar sonra şeyin yıktığı şekli. Yani bunlar tek katlı. İlk firmanın evet bu hale getirdiği, bırakıp gittiği yerler maalesef. Buralar hepsi burada 6 tane ev vardı şurada. Şura iki katlı bir evdi, yıkıldı bak. Onun yanındaki iki katlı ev yıkıldı. Yani nasıl diyeyim bir deprem değil, bir yıkımı 7.6, 7.7 değil, yıkım gücü 11'de vardı yani. Muhtarım zaten öyle söyleniyor, uzmanlar evet, tarafından hissedilen büyüklüğünün çok daha yüksek evet, olduğu yani konuşuluyor. Deprem öncesinde de bizim büyük en büyük sıkıntılarımızda elektrik sorunumuz var. Evet şu muhtarım an, biraz elektriğe değinmek istiyorum. Sutay 78'de yapılan bir hatlar burada. Malatya'nın yani buraya hatın geldiğinde belli. Bu demir direklere bakma. Diğer yerler, ara yerler hepsi ağaç direkler ve teller ağaçların arasında. TEDAŞ'ta çok şikayetçiyiz. Parayı almaya herkes şikayetçi maalesef. Elektriğini keser, hemen her türlü müdahaleyi uygular. Hizmete gelince hiçbir hizmet yok. Devlete en büyük zarar veren kurumlardan birisi TEDAŞ'tır. Evet, bunu çok kez yani duyuyoruz aslında. Bunlar bürokraside benim en çok zorlandığım, en çok darbe yediğimiz yer TEDAŞ. Depremden sonra daha mı arttı muhtarım? Arttı. Şimdi diyelim ki adam elektrik gitti mi hayat duruyor. Evet, tabii ki. Yani elektrik gitti mi su yok. Isınma yok. Şimdi sen konteynerdasın. Isıtıcı olmasa nasıl duracaksın? Soba kesinlikle öyle muhtarım. Burada bak bu ev kaldı. Bu yıkılacak. Bir de buradaki bu beton arme bir evimiz vardı. Bu kaldı. Yani hepsi şu ileride bir tane evimiz kaldı Niyazi abinin evi. Burası elektrik sıklıkla kesiliyor mu peki çok muhtarım? Kesiliyor. Ya günlük elektriğin kesilmediği gün yok. Muhtarım beyaz eşyalara da ya çokça zarar veriyordur. Var, İçerisindeki var, tabii, dolabı, eşyalar bozuluyor, çöpe atıyorlar. Hepsi, yemin ederim çok büyük zararlar vuruyor. Burası da bizim şimdi cami olarak kullandığımız Kur'an kursuydu. Camimiz de yıkıldı. Burayı cami olarak kullanıyoruz. Hocamızın çadır da kuruldu. Çadırda değil, kışın olduğu için bu Kur'an kursunun yerini camiye çevirdik. Bu da seçim konteynerlerimiz. İnsanların oy kullanması için şey getirdi, 5 tane... Seçim döneminde getirildi değil evet, mi? Evet, seçim döneminde getirdik. Burada kondu. İçinde seçim şeyi oy kullanılsın diye. Yani devletimiz her türlü imkanı sundu. Şu an çadırları görüyoruz yine. Vatandaşlar çadırı, barınıyor mu muhtarım? Çadırımızdı. Hocamız odun hazırlıyor. Kolay gelsin hocam. İmamımız burada yani. İnan ki şu lojmanlarımız mesela, lojmanlar sağlamdı. Cami hemen merkezdeydi değil merkezde mi muhtarım? Orası da yıkıldı. Yıkıldı aynı. Yıkılınca siz buraya getirdiniz buraya buradaki getirdim, lojmana. Evet. İlk yeterli etapta, oluyor mu peki? Şu an yeterli değil ama yapacak bir şey yok. Zaten 6 tane camimiz var. 6 camide 4 tanesi yıkıldı. Kırıkan camimiz yıkıldı. Pınarlı sağlam. Bahri merkez yıkıldı. Yukarı camimiz yıkıldı. Karşıyaka mahallesinin camisi yıkıldı. Hepsi eski miydi muhtarım? Eski değildi. Bu merkezdeki camimiz betonarme olduğu halde yıkıldı. Minare üzerine devrildi. Minare yıktı. Belediye binamız da belediye yıktı. Vatandaş soruyor muhtarım. Mela ablamız. Telefonu bırak sen. Şöyle gelin konuşalım isterseniz. Size de bir mikrofon uzatalım. O mahallenin jandarmasıdır. Öyle tabir ediyorsun. Yıkılan ev. Şurası da lojmanlarımız eski. Burada şimdi evleri yıkılan, burada mesela 4 tane ev vardı. Bunlar buraya taşındılar. Hepsinde birer tanesi oturuyor. Yani sağlam mı peki bu sağlam, evler? Sağlam sağlam. Buralar sağlam. Şu da sağlam bir ev tek katlı olarak. Yani okulumuz az ilerisi merkez okulumuz. Ortaokul.
Okullarda sıkıntı var mı? Okullarımızda sıkıntı yok. Hı-hı. Çok şükür okullarımız yeterli iyi. Yeterli oluyor değil mi? Yeterli. Taşımalı sistemle civar köyler de bizim buraya geliyor. Yani Hı-hı. şey değil. Peki taşımalı yani servislerden taşımalı yana sıkıntı var mı? Olan bir okul yok. Diğer köylerde mesela yakın köylerde 5-6 köyün öğrencisi de buraya geliyor. Gel teyzeciğim şöyle gel konuşalım gel seninle biraz. Sizi tanıyabilir miyiz? Meleha Aslan. Doğma büyüme buralı mısınız? Yok. Buraya gelin mi geldiniz? Gelin geldim. Peki neler söylersiniz? Depremde neler yaşadınız? Neler yaşamadık? Allah devletimizde razı olan miktarımız, hele hele de miktarımız. İşi gücü rast gele, biz razıyız, Allah razı ola. Çok çile çektik depremde. Allah devlete zavallılık vermiyor. Eviniz ne durumda? Evimiz yıkılacak işte. Evimiz bura dedim ya muhtara. Ora bizim... Burası kimin evi peki kaldığınız yer? Komşu. Ben buraya misafirliğe geldim. Siz şu an nerede kalıyorsunuz? Konteynerde. Konteynerdasınız. Evet orada kalıyor. Devlette Allah razı olsun. Orada olmasaydı ortadaydık çadırda. Var mı bir eksiğiniz peki? Çok şükür hiçbir şeyimiz, eksikimiz bir şeyimiz yok. Allah razı olsun devletimizde, miktarımızda. Gündüz komşularınıza geliyorsunuz böyle, akşam konteynere gidip aynen uyuyorsunuz. Aynen öyle. Allah bunda da çok razı olur. Hakkı esahta da yani Allah ömrümüzü alır, devletine, muhtarın ömrüne verir. Biz razıyız, işi gücü razı. Peki yerinde dönüşüm mü istiyorsunuz, toplu alanda mı, köy evi mi istiyorsunuz? Buna karar verdiyse, toplu alana yani. Burada neydi artık? Yapamak, gücümüz yetmez yani. Oraya gidecek, Allah nasip ederse. Ömrümüz var mı, hele dur ki oturabiliyor mu? Özlüyor musunuz komşularınızı? Biraz. Yerinizi, çok... evinizi özlüyor musunuz? Artık kaç aydır ki. Ya orada ev var. 50 tane, 56 tane. Yani orada da rahatlık şükür şey yani. Ha. Artık bir mahleyik yani. Hı-hı. Komşular hep orada. Burada kimse yok. Bir bu, bunun yanına da geliyor. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Muhtarım burada vatandaşlar genel anlamda birbirini tanıdığı için hani evlerini, evet, evet, kendi yani yerlerini, komşularını özlüyorlardır. Şu şekilde zor. Yerinde isteme zemin etüdü istiyor. Evet. Fay hattı yakınlığını soruyor. Hı hı. Yolda geri çekse parseli mesele diyelim ki %50'sinin parseli elverişli değil. Hı hı. Yerinde yapmaya. Adam 500 metre yeri var. 500 metre yerin yolun kenarıysa 200 yola gidecek. Geriye kalan yere de ev sığmıyor. Yani muhtarım bütçeler de elverişli değil aslında. Yani vatandaşın gücü yok. Yaptığı evleri biz şu an yapma imkanımız yoktur. Hı hı. Tabii ki. Ben kendi adıma Malatya'da evim hasarlıydı. Burada da. Biz hanımın... Siz nerede kalıyorsunuz? Biz de konteynerde kalıyorum. Hı-hı. Aynı ben de konteynerde. Ya Allah'ın keremine şükür. Konteynerde kalıyoruz. Yani tabii ki imkan dahilinde evlerimiz birkaç ay sonra teslim olursa rahata çıkarız. Siz de köy evinde mi ikamet etmek istiyorsunuz? Ben köy evlerinde almak için gittim. Malatya'da bugün dilekçe verdim ki Malatya'dakini iptal ettirdim. Köyde alam. Hı-hı. Ben Malatya'daki evim ağır hasarlı ama köy benim için daha iyi. Arazilerimiz var. Burada gitmeye yani bizim için uygun değil. Oraya gideceğiz. Yani köy evlerini de alacağız. Burası eski bizim postane binası. Hemen sol tarafımızda. Okul lojmanız. Burada da bir ablamız işte bu ev yıkılan, buradaki ev yıkılan oturuyor aile olarak. Şurası da okulumuz. Muhtarım yine vatandaşların hemen karşısında bulunan evlerde boş yerler olduğu için oralara geçmişler ya, zannediyorum yani ki. Yani devlet binalarında mesela biz lojmanların neyi o an için... Burası önceden belediyesi olduğu için evet, belediyesi yani buralar büyük bayağı büyük. Yüz ölçümü de yani çok büyük. Çok geniş alan. Bir ucuna 15 kilometre. Yani bir ilçe büyüklüğünde olan bir yer. Burası ortaokulumuz, anaokulumuz. Yani okullarda çok şükür çok bir sıkıntı yok. Yok şükür olsun hiçbir sıkıntı yok. Ve çocukları burası da görüyoruz. Allah'ın akla. Peki muhtarım ciddi sıkıntının elektrik olduğunu söylediniz. Evet, sıkıntımız elektrik. Bizim suda şunu diyelim su... Kulemiz yıkıldı ve kulemiz de yapıldı. Malatya'da ilk kuleyi başlattık. Hı hı. Bitti, fayansı döşeniyor. Evet. 300 tonluk şeyimiz yapıldı. Hı hı. Kulemiz yapıldı, 300 tonluk. Yani inan bir gün su ceyran kesti, o su bütün köye yetecek şekilde bir... Altyapı zarar gördü mü depremde? Yok. Hı hı. Yani altyapımız, kanalizasyon su evet zarar görmedi. Hı. Ve kanalizasyon da %80'i yapıldı. Suyun da %80'i yenilenmeyen yer kalmadı. Bir elektrik yani kaldı yani. Elektrikte büyük sıkıntı var. Büyükşehir'de Allah razı olsun. Şu bizim sıcak asfaltla biz 15 kilometre makineyle asfalt döktük. Evet. Ha şimdi inşaat esnasında bozuldu mu? Tabii ki bozuldu. Devletin sonradan giderilir mutlaka. Yapılır yani. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Hı hı. Burada da bizim köyümüzün değirmeni var.
esnafımız. Muhtarım, bayağı kapsamlı bir mahalle aslında canım, burası. Burası çok geniş bir mahalle. Yani önceden belde olması da sizin için ekstra avantaj diye düşünüyorum. Yani biz belde olduğunda bir ilçe büyüklüğünde diyorum ya hani. Her türlü imkan vardı. Hani burada civar köyler de burayı alışverişe, değirmene, her konuda. Mesela inşaat malzemesi satış yerinde tut, Nalburun'da her şey var. Hani yaklaşık bizim bu civar 10 köy, 15 köy alışverişine buraya geliyor. Arazi geniş, ev yapanlar çok. Mesela şu ev yeni yapıldı. Depremden sonra mı yapıldı? Ne yaptı? Adam güzel betonarme evini yaptı. İçine girdi, oturuyor. Yani parası olan köyümüz zengin yani o kadar bir... Dizin mağdur döyecek durumda kadar, olan yok mu muhtarım? Zayıf olanlar vardır ama yani çok şükür genel anlamda iyi. Son zamanda kayısı biraz tutmadığında. Evet muhtarım biraz aslında biraz oldu. Kayısıya değinmek istiyorum. %80 bizim buranın geliri kayısıya dayalı. Evet. Kayısı da bu son 3-4 senede hiç tutmadığında. Niye tutmuyor muhtarım? Don mu vuruyor ne oluyor? Ya, iklim değişti. Burası da değirmenimiz, gel buraya da bir bakalım. Şöyle bir gezelim değirmenimizi de. Ya. Kayısıya tabii ki yine değineceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Deriz, kolay gelsin. Sağ olun, sizi tanıyabilir miyiz? Buranın köylüsü değiliz biz. Değirmeni. Ama değirmeni kullanıyorsunuz. Ortak yani aslında burası. Evet. Siz hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Cefana'dan geleyim de merkezde oturuyoruz. Değirmen orada yoktu, buraya geldik yani. Peki sizin eviniz ne durumda? Bizim evimiz hafif hasarlı, iş yerimiz gitti. İş yeriniz neredeydi? İş yerim Sıtma Pınarı'ndaydı. Bu arada bir konteyner bekliyorum. Başvurmadığım yer kalmadı. En son herhalde Cumhurbaşkanı'na gideceğiz yani. İş yeri sizin miydi? Evet. Ağır hasarlı konteyner talep ettik. 6-7 aydır erkek berberi. Neden vermediler peki konteyner? Bekliyoruz işte, vermediler. Belediyenin yanında var. Onlar da sanki biraz ağlar kapmış. Çevre kenar semtlerde var. Oralarda kimse istemiyor. Olar şu an mağdur durumdayız. Çalışamıyor musunuz şu anda? Yok, kapalı, iş yerimiz yıkıldı yani. Nasıl yıkıldı. Geçiniyorsunuz? Zor oluyor mu? İşte zor. Zor. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Maalesef sizin gibi konteyner bekleyen hala çok fazla vatandaşımız yani var. Bazıları ikişer tane almışlar. Bazıları bizim gibi 6-7 aydır bekliyoruz. Bazı yerlere açmışlar, adam gitmiş. 2 tane sandalyesini bırakmış. Bir şey yok. Faaliyet yok. Onların da denetimi başladı ama boş olan konteynerler... Yani şu anda ihtiyacı olmayan esnaflar falan bir hayli bir denetim söz konusu son zamanlarda. İşte onların denetimi bittikten sonra tam anlamıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak diye söylemler var. İhtiyaç sahibi biziz. 7 aydır başvurmuşuz, hiç ses yok. Yani başvurmadığımız yer de kalmadı. Bilmiyorum ne olacak yani. Yani yine mağduruz yani. Hakimlerine bir tanesini almış adam, bir tanesi almış bir de yanına depo gibi kullanıyor. Öyleler de var maalesef. Bu bir sorun yani. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim başka? Sağ olun. Yalnız yani söylenmiyor ama en ağır hasarı Malatya aldı. Ama medyada gündeme gelmiyor pek. Ya gündeme getirmeye çalışıyoruz ama maalesef dediğiniz gibi aynı. Sağ olun. Yani bayağı gayretiniz de var sağ olsunlar. Diğer Murat Bey de bayağı şey yapıyor, takipçisiyiz. Sağ olun yani Malatya'nın sorunlarını dile getiriyorsunuz yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. RTV'ye sağ olsun, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim. Muhtarım burası depremden beridir faaliyette. Sağ olun. Depremde belli faaliyette. Bir sıkıntı yok. Yok, çok şükür sıkıntı yok. Bu civar köylerde yaklaşık bir 10-15 köy düşün işte Cafanası'nda. Tüm yakın köyler buraya getiriyor. Burgulunu, buğdayını üyütüyorlar. İhtiyaçlarını giderip gidiyorlar. Yani bizim köyümüz ilçe statüsünde olan bir köy. Yani yıkılmasaydı gerçekten büyük bir köydü. Yani yine de Allah'ımıza bin sefer şükür olsun. Devletimiz de Allah razı olsun. Tabii eksiklikler vardır, yanlışlar var mı vardır. Ama bu yanlışların giderilmesi sizlerin dile getirmesiyle çözülecek. Bizlerin anlatmasıyla çözülecek. Biz bu konuda yani eksikliği gördüğümüz yerde her yerde söylüyoruz, haykırıyoruz. Mesela bazı yerlerde hizmetler dediği gibi abinin bir adam iki tane alıyor, bir esnaf bir tane alamıyor. Yani burada büyük yanlışlar vardır. Ben inanıyorum. Şimdi buna ne Büyükşehir Belediye Başkanı yetişebiliyor, görebiliyor, ne de valimiz görebiliyor. Bu alt kademedeki yapılan yanlışlar, bürokrasideki yapılan yanlışlardan kaynaklı. Yani yoksa bir adam boşta durup da bir adam iki tane alma ne Müslümanlığa yakışır ne esnaflığa yakışır. Biz buna her zaman karşıyız. Şöyle devam edelim dilerseniz. Ne tarafa gidelim muhtarım? Böyle mi devam edelim, şöyle mi? Camimiz de burada. Bir oraya da bakalım, dönelim. Yani burada yukarıda bayağı uzun. Yani bizim köyümüzün bir ucunda bir ucuna girmeye sen de yorulursun, ben de yorulurum. Bayağı bir şey. Yani şu ev mesela... Muhtarım, aslında burası ferah, güzel bir köy. Çok. Daha önce de gelmiştik. Ya, burayı görüntüleme fırsatı yaptım. Bulmuştuk. Burası güzel yani, cıvıl cıvıl. Evet. Yani ben şurada bizim muhtarlığımız bir AFAD dönemine geldi. Gerçekten burası... Çok güzel bir köy yani.
bir toplama köyü olmasına rağmen huzurlu bir köy. İnşallah bu enkazlar da bir an evvel kalkar, yıkımlar bir an evvel sona erer de mahalle daha yaşanabilir bir alana dönüşür. Gücü kudreti var, devletimizin gücü kudreti var. Yani kalkıp şu ev mesela bu tek katlı sağlam adam yapmış. Camimiz bak burada minaremiz yıkıldı. Çek burada yukarı mahalle camimiz. Mahalledeki yani, 6 camiden biri de yıkıldı. 4 tane camimizin yıkıldığını söylediniz. 2 tane kaldı. Burada. Yani burada yukarıya ta su deposuna kadar yıkım var. Bahri merkezde ağırlık, yıkım merkezde çok. Evet. Yani diğer aşağı mahallelerimizde yıkım bu kadar yoktur. O da zannediyorum ki yapısı da ondan kaynaklı. Yakınlığından mı? Yani bir şey var. Bizim o mahallelerimizde mesela öyle yerlerimiz var. Hiç hasar görmeyen ev çok. Muhtarım demek ki sağlam yapılmış gerçekten. Sağlam yapılsa da yapılmasa da yer de önemli abla. Tabii ki zemin çok yani önemli muhtarım. Önemli. Mesela sağlam zemin olmuş olsa hiçbir şey de olmuyor. Ama bak burada minareler hepsi yıkıldı. Camiler yıkıldı. Yani işte, inan insanlar şuraya bak. Şu 50 sene 70 senelik bir camimizdi. Depremden beri böyle bekliyor mu 9 aydır? Yıkılmayı bekliyor. Kalkacak. Kalkması için işte diyorum ya, yani müteahhitlerin hep şeyinin yüzünde bu. Firmalardan kaynaklı evet maalesef. Yoksa şu kalkmış olsa, bura temizlense çok güzel olur. Kalkıyor da yani biz şimdi herkes, ya Malatya'nın yüzde kaçı yıkılmış abla. Yani devlet de anca yetişir. Kenar yerlere çok, Malatya merkeze git, dinamitle patlatıp binaları indiriyorlar. Evet. Yani her yer enkaz halinde. Muhtarım kayısı çok önemli bir konu aslında. Kayısının birkaç yıldır tutmadığını söylediniz. Bu ciddi bir sıkıntı. Bundan kaynaklanan bir şey. Hava şartları çok değişti. Erken çiçek açıyor. Bu tutmuyor haliyle. Tutmuyor. Yani son 4 senedir yok denecek kadar burada kayısı kaldıramıyoruz. Peki nasıl geçiniyor vatandaşlar? Temel geçim kaynağı aslında kayısı. Kayısı ama hayvancılık da var. Tarımda ayçiçek ekenler var. Burada ayçiçek büyük bir sektör oldu. Evet. Ayçiçek eken insanlarımız var. Kayısıdan ayçiçeğine dönüş yapıldı diyebilir miyiz? Evet, evet. Tarıma bayağı dönem var. Buğday arpa ekenler var. Geniş arazileri olan insanlar var. Mesela adamın 50 dönüm yeri varsa 20'si bahçe ise diğer yerleri tarla, onu da diğer şekilde değerlendiriyoruz. Sebzecilik var. Yani her türlü imkan var ya. Kimse maaşlısı çok, emeklisi memur çok. Kesim, memur kesim emekli çok fazla. Yani şimdi burada emekli olmayan ev çok azdır. Her ev emeklidir, %90. Tamam, emekli maaşları da ama ya ciddi şu an az maalesef. Evet, vatandaş geçinemiyor. Onun da çözümünü bulur, ona güveniyoruz. Şimdi gerçekten yani devletimizin burada büyük bir hatası oldu. Memura %300 verdi, emekliye hiç 7,5 lira verdi. Ya memur zaten verme demiyoruz ama emekli 7,5 lirayla ne yapabilir? Kesinlikle 7500 şu an yani ciddi anlamda lira, Türkiye şartlarında zor geçinilebilecek bir meblağ. Kira yok. Adam bir de kirada oturuyorsa, öğrencisi varsa bu adam ne yapacak? Burada var mı şu an kiralık ev mesela arayan kira, vatandaşlar? Arayanlar var. Burada öğretmenler neyler gelen oldu. 4000 liraya 5000 liraya boş ev olursa kira. 4000'e 5000'e bulabiliyorlar mı? Buluyorlar. Köylerde var. Yani öyle de işte. Önceden 1000 liradan falan bahsediyorduk ya yani. Kim tutuyordu, evi kim ne yapacaktı? Yani şimdi sen 7500 lira maaşla insanlar hakikaten bir şey yapamaz. Evet. Yarın bir de bu evler bitti. Bu adam evlerin taksitleri ödenecek. Ya kırsal alanda yani aslında 4-5 bin de büyük bir meblağ muhtarım ya yani. Kırsal alan burası yani böyle tam merkezi yer değil. Değil ama inan ki giderler hiç farkı yok. Elektrik aynı ödüyoruz, suyu aynı ödüyoruz. Yani bizim kırsalda hiçbir farkımız yok. Ekmeğe dağılık biz aynı. Sebzeyi de çoğu %50'si ekiyorsa %50'si parasıyla alıyor. Yani burada inan ki kimse, Malatya'na bir farkı yoktur merkezde. Yakın çünkü muhtarım yani zaten. Yakıp da kömür bu da alıyor aynı kullanıyor. Banda bahçesinde odunu olanlar tabii ki %50'si kendi imkanlarıyla biri yapıyor. Yani köyümüzün genel şeyi rahat, merkeze yakın. Ulaşım her saat başı arabamız var. Ulaşımdan yana sıkıntı yaşanıyor mu? Sıkıntımız şu var, yok. Belediye girse daha iyi olur. Ama şu an ulaşımda bir sıkıntımız yok. İnsanlarımız şu yaşlılar mesela 65 yaş üstü olanlar belediye girse çok iyi olur diyorlar. Muhtarım aslında en büyük avantajlardan birisi şey, zaten burada alışveriş ihtiyacını vatandaşlar karşılıyor. Bakkalımız var, kasabımız var, fırınımız var. Kasap var. Olmamış olsaydı ciddi problem olurdu vatandaşlar için. İnan ki her türlü imkan var. Şurada yani imkanı olmayan bir ev şurada gitse bulamayacağı hiçbir şey yok. İnşaat malzemesinde dut, gıdasında her şey var. Sebzesinde, manavında her şey var.
Mobilyacı sana kadar var. Mesela mobilyacılık yapıyor burada. Hı hı. Arkadaş. Faaliyette mi şu an? Faaliyette evet. Onun da dükkanı Malatya'da yıkıldı. Burada geldi postanenin bir göz binasında. Hı hı. İşini devam ettiriyor. Yani herkes kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nüfusun da zaten arttığını söylediniz depremden sonra. İnan şu oturanların hepsi Malatya'da oturup buraya gelenler. Hı hı. Burada evleri yıkıldı babasının. Babaları burada oturuyordu amcalarıyla. Hı hı. Onlar da Malatya'da evleri yıkılınca buraya geldiler. Şurada mesela 4-5 ev var. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada ev var. Hı hı. Lojmanda kalıyorlar. Yani insanlar perişan değil. Ama insanlarımız da biraz devletimiz çok şey alıştırdı. Nasıl diyeyim, her şeyi bedavaya alıştırdı. Biraz da kendine huy kapıp da her zaman her şeyi devlette beklemeyle de olmaz. Muhtarım aslında çok büyük lazım. Bir felaket yaşadık. Hani yani insanlara da biraz hak vermek lazım. Psikolojiler bozuldu. Düzenler alt üst oldu. Tabii ciddi yani, anlamda insanlar da zorda. Ya zorda ama bazı şeyleri zorda kaldın diye de her şeyi hı-hı. çalışmaya imkan olup da çalışmayan çok insan var. Hı-hı. Şurada çık. 1000 liraya, 500 liraya yevmiyeli adam bulamıyorsun. Çalıştırmaya adam bulamıyorsun. Yani çalıştıram desen günlük 500 lira yemeğini veriyorsun. Ayda 15 bin lira. Köy gibi bir yerde niye çalışsa yetmez mi? Yeter. Çalışmıyorlar da rahata alıştılar. Nasıl olsa devlet her türlü yardımı veriyor. Hastası olana veriyor. Yaşlıya veriyor. Bakım parası veriyor. Yani inan ki şimdi hiç evine mayış, yardım girmeyen ev %20'dir. %80'i devletin her türlü imkanlarında faydalanıyorlar. Ya tabii ki vatandaşlar yani çalışsalar daha iyi olur. Hem imkanlar çok daha iyi olur. Dahilinde çalışmış olsalar biz de yani devletimize de bir katkımız olur. Her türlü bir desteğimiz olur. Yani her şeyi devlette beklemeyene bir yere varamayız. Bizim devletimizin yani şu an gerçekten bizde çok dünyaya yardım ediyor. Tüm Müslüman devletlere, her yere devletimiz yardım ediyor. Devletimiz güçlü Allah'ın keremine şükür. Şu inşallah şu pahalılığı da bir düzene sokarlarsa daha iyi olur. Evet vatandaş çok çağa yakınıyor doğru, aslında. Evet, belini büküyor vatandaş. Vatandaşın yapan da bizleriz abla ya. Maalesef yani, fırsatçılı kol geziyor muhtarım. Şimdi biz pahalılığı... Kira fiyatları arttı depremden yani, beri her şey arttı 2 kat. Sebzeyi tarlada kaldırdın devlet mi artır diye. Yani sütü, yoğurdu şimdi biz burada Malatya'da pahalıya alıyoruz. Malatya'daki fiyatla biz burada pahalı, aynı fiyat alıyoruz. Yem pahalandı. Yem geçen sene de 400 liraydı, bu sene de 400 lira. Peynir 100 liraydı, 200 liraya çıkarttı. E kim çıkarttı, sen çıkardın. Tarım yemler de bayağı arttı. Yok, vatandaş yok. Bir 100 liralara kadar geçen seneye göre kıyas yapıyor. Bak, 2 senedir yem fiyatlarında 40-50 lira bir fark var. Biz 6 liraya buğdayı, arpayı verdik. Geçen sene 7 liraya verdik, bu sene 6 liraya verdik arpayı ektik. Peki hayvancılığın çok olduğu bir mahalle burası. Mesela 5 kilo sütü ne kadar alıyor vatandaş? Süt, şu an 20 lira. 5 kilo süt 20 liraya alıyoruz. Yani kilosu 20 lira. Kilosunu alıyoruz. Yani Malatya'da git 20 lira. Burada da 20 lira. Yani buradaki insanlarımız da, hayvan yetiştirenler de yani sızlansalar da boşuna sızlanıyorlar. Yem değil, yemde hiçbir fark yok. Bir senedir aynı fiyat 400 lira biz burada yem de satıyoruz. 2 senedir 100 liralık peynir 200 lira. 50 lira 100 liralık yoğurt 200 liraya çıktı. Yani herkes bu şeyi fırsata çevirdiler. Maalesef. Ne kadar pahalandırırsak o kar hesabını da görüyorlar. Burada bak adam burada yıkıldı. Şurada kendi imkanlarıyla iki gözünü yaptı oturuyor. Yani isteyen her şeyi yapmak şeyinde. Peki muhtarım programımızın artık sonuna gelmiş tamam, bulunuyoruz. Neler söylersiniz muhtarım? Vallahi şöyle birkaç cümleyle yetkililere seslenin istiyorum. Yetkililere seslenmemiz Hakan'ım kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Ya bizim devlet büyüklerimizde beklentimiz tabii ki bizim yol, su, elektrik sıkıntılarımız var. Yani eline geleni yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ilçe belediye başkanımız olsun. İlçe belediye başkanımız bizim burada küçük yer olduğu için fazla bir şey bizim buraya yapamadı. Elimde imkanlarım yok diyor. Stabzeleri yapacağını söylüyor. Diğer konuda da belediyesinden Akçadağ bahsediyoruz. Belediyesi, evet. Ya mesela büyükşehirde bizim yollarımızı ilk etapta güzel yaptı. Sularımızı getirdi. İşi gücü rast gelsin. Yani elinde gelen imkanları yaptı. Eksiğiniz var mı? Var. Yani şimdi her yeri desem ki dört dörtlük bitti. Yok. Ama şu an devletimizde Allah razı olsun. Yani öncelikle belediye başkanımız, kaymakamımız, valimiz. Yani herkes bizim yanımızda oldu. Biz deprem esnasında ta İstanbul'da koordinatör kaymakamımız vardı geldi. Allah bin sefer razı olsun. Abdullah Küçük kaymakamı orada özellikle çok teşekkür ediyorum. Bize burada yemin ederim
40 gün biz gece gündüz onunla beraber çadırları gezdik. Bir ihtiyaç var mı? Gece 1'lere 2'lere kadar. Ya canı gönülde çalışan bürokratlarımız var. Allah onların eksikliğini vermesin. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz size. Yemin ederim ben yaşım içinde böyle adam görmedim. Yok. Bir adam yani nasıl diyeyim? Bir canı gönülde derler elinde bedenini taşın altına koyan insanlar. Allah onlara da bin sefer razı olsun. Peki muhtarım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sizlere de görevinizde de başarılar diliyorum. RTV'de bizim bu sorunlarımızı dinleyip bizi gündeme getirdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin sefer razı olsun. Bu aha ikinci programımız benim muhtarlığım dönemimde. Nasıl teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki şeylerde de gelirsiniz. Köyümüzün bittiği zaman, çekim yapıldığı zaman da daha iyi konuşur, şuralar yapıldı diyerek görerek çekeriz. İnşallah muhtarım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim ablam. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, size geliyoruz programımızın da bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akçadağ ilçemize bağlı Bahri mahallemizdeydik. Yarın başka mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.